Dünyada üretilen gıdalar yetersiz kalıyor ve insanların bir kısmı açlık çekiyor. Bu haber doğru değil, biliyor musunuz? Dünyada o kadar çok fazla gıda üretiliyor ki hemen hemen üretilen gıda, insan başına eğer bölecek olursak, her insana 4500 kalori düşecek kadar dünyada gıda üretimi var. Oysa bir insanın günlük kalori ihtiyacı 2000 kalori civarında dersek, yani dünya nüfusunu bir bu kadar daha olsa besleyecek gıdamız var. Peki var da şu anda dünyada yaklaşık 800 milyon insan açlık çekiyor. Bunun yaklaşık 125 milyonu kadar da açlıktan ölmek üzere. Nerede bu gıdalar? Nerede bu gıdalar? Bu gıdalar çöpte. Bu gıdalar israfta. Bu gıdalar atılıyor. Bu gıdalar tabaklarda kalıyor. Hani eskiden annelerimiz derdi ya, servis yaptıkları zaman o tabaktaki bitecek diye. Gerçekten o tabaktaki bitecek diye bunu slogan haline getirmemiz lazım, biliyor musunuz? O tabaktaki bitecek. Çünkü o tabaktaki bitmezse eğer çöpe atılacak. O yüzden ya o tabağı yiyeceğimiz kadar alacağız ya da tabağa koyduğumuz bitecek. Ama o tabağı doldurdunuz, tabak bitecek diye yerseniz o da israf. Yani gereğinden fazla gıdayı atmak ya da yemek, o da israftan kurtarmıyor bizi, biliyor musunuz? Biz öyle bir toplumuz ki bizler için ekmek kutsaldır. Ekmek nimettir. Ekmek yere düşse öper başımıza koyar. Biz böyle bilirdik ama böyle değilmiş efendim. Böyle değilmiş. Türkiye'de ne kadar ekmek çöpe atılıyor maalesef, biliyor musunuz? Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Günde, evet, bir günde tam 12 milyon adet ekmek çöpe atılıyor. 12 milyon adet çöpe atılıyor. Yani neredeyse Afrika'da çok ciddi bir şekilde açlığı engelleyecek kadar olan ekmek. Bu yılda ne kadar yapar? 4 milyar 380 milyon adet ekmek, Türkiye'den bahsediyorum. Çöpe atıyoruz biz bunu. Hani nimetti? Hani öpüp başımıza koyardık? Fırınlar gereğinden fazla ekmek üretiyorlar. Fırınlarda çok ciddi bir şekilde ekmek israfı var. Toplu yemek yenilen yerlerde, askeriyelerde, işte efendim otellerde, yatılı okullarda, restoranlarda, düğün salonlarında çok ciddi bir miktarda ekmek çöpe atılıyor. En çok otellerde, ama otellerin hangi bölümünde biliyor musunuz? Yani nasıl servis yapanlarda, her şey dahil yemek servisi yapan yerlerde atılan gıda ne kadar biliyor musunuz? İnsanlar tabaklarını aldıkları gıdanın yaklaşık 1/3'ünü çöpe atıyorlar. 1/3'ünü yiyorlar. Midelerine göre değil, gözlerine göre alıyorlar. Alıyorlar tabaklarını, o açık büfeden ne görürlerse tabaklarına doldurmaya çalışıyorlar. Sonra çöpe. Yani bu israf öyle bir boyuta gelmiş durumda ki, tüm dünyadaki açlık sorununu ortadan kaldırabilecek düzeyde. Sadece Türkiye'deki israf bile Afrika'nın açlığına son verecek düzeyde. Avrupa zaten yediğinin çok daha fazlasını çöpe atıyor. Amerika 1 trilyon dolarlık gıda çöpe gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Nimet bunlar. Yani dünyada işte gıda yetmiyor da, iklimler bozuldu da, bilmem ne, yok böyle bir şey. Yani dünyada ürettiği gıdayı eğer israf etmeden kullanacak olsa dünya bir bu kadar daha nüfusu besleyebilecek durumda. Ama israf öyle bir şey ki sadece gıdada değil, her şeyde bir israf, her şey al kullan at durumuna düştük. Yani artık tek kullanımlık hayatlar yaşıyoruz. Suyu içiyoruz, bardağa atıyoruz. Herhangi bir şey kullanıyoruz, atıyoruz. Tek kullanımlık, tek. Cep telefonları bile yapmışlar. Tek kullanıp al, konuş ve çöpe at. Çünkü ekonominin böyle döneceğini söylüyorlar ama değil. Ekonomi iktisat yaparak eğer çarklarını çevirebilir.
sürekli olarak kullanat kullanat, bu ekmek kullanıp atılacak bir şey mi? Bu nimet değil mi? 4 milyar 380 milyon ekmeği inanın saymaya kalksanız ömrünüz yetmez. Bir senede Türkiye'nin çöpe attığı ekmekten bahsediyorum. Yani bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Bizim ülkemizde de bu bir ekmeğe muhtaç olan insanlar var elbette. Yetmeyen insanlar var. Ülkemizde de sokaklarımızda aç gezen kedilerimiz var, köpeklerimiz var, kuşlarımız var. Hani komşusu aç iken tok yatan bizden değildi? Siz illa komşu o bitişikte dairede oturanı mı zannediyorsunuz? Sizin sokaklarınızda gezen kediler, köpekler, uçan kuşlar sizin komşunuz değil mi? Elbette sizin komşunuz. Biz onlardan sorumluyuz. Yani siz yemeden, içmeden, kullanmadan hatta çöplere attığımız şeyler, değerlerle o hayvanlar doyar. O insanlar doyar. Ama gerçekten israf öyle bir boyuta erişmiş durumda ki insanları da fakirlik boyutuna getiriyor. Çünkü fakir ve zengin olmanın arasındaki fark biraz da budur yani. İnsanlar eğer bir şeylerin kıymetini bilirse, eğer israf etmezse, o israf etmediği paralarla gerçekten çok daha rahat eder. Hani öyle bir deyim vardı eskiden. Yani eğer ihtiyacınız olmayan şeyleri alırsanız, ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız. Bu da bir alışveriş. Yani ben öyle insanlar biliyorum ki sırf müsrif oldukları için evlerini satıp kiraya çıkan insanlar oldu. İcralar, iflaslar, bütün bunların altyapısında gerçekten israf var. Bu evde, iş yerinde, ülke olarak kaynaklarımızda. Ama en büyük israfı da çoğu zaman nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Ömrümüzü israf ediyoruz, zamanımızı iyi değerlendirmiyoruz. Boş şeylerle zamanımızı geçiriyoruz. İnanın ki her nimetin, buna zaman da dahil olmak üzere hesabını bir şekilde vermek durumunda kalacağız. Ama yaşadığımız günlerde hayatımızda böyle bir takım şeyleri, milyonlarca ekmeği çöpe atmak gibi bir şey benim çok canımı acıtıyor, çok içimi yakıyor. Bununla sizinle bütün bunları gerçekten paylaşmak istedim. Çünkü ekolojik yaşam, doğal yaşam, biraz düzgün yaşamak, her şeyin kıymetini bilmek, dünyada yaşayan tüm canlılara saygı göstermektir. Biz bir karınca konusunu bile işlerken aman onlara bir zarar gelmesin diye ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Oysa ekmeğe ihtiyacı olan, dünyada bu kadar açlıkla boğuşan insan varken bizim ülke olarak günde 12 milyon, senede 4 milyar 380 milyon ekmeği çöpe atmamız ayıptır, günahtır. Şimdi yeni bir slogan var, çok hoşuma gitti. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. İsraf olmasın, afiyet olsun. Yani israf ettiğiniz şey afiyet olmaktan son derece uzaktır. İlla ki siz kazanıyorsunuz diye bu kaynakları, bu nimetleri fütursuzca harcayamazsınız, atamazsınız. Böyle bir yetkiniz yok. Çünkü bunlar dünyanın kaynaklarıdır. Siz bir ekmek yapılırken kaç litre su harcandığını biliyor musunuz? Ne kadar çok böyle odun yandığını, ne kadar çok enerji kullanıldığını, ne kadar çok işçinin çalıştığını, bunun üzerinde ne kadar emek olduğunu biliyor musunuz? Bunun için bana ne diyemezsiniz. O yüzden ekmek nimettir, o yüzden yere düştüğünde öper başımıza koyarız. O yüzden kutsalımızdır bizim. Ekmeğe bu kadar önem verdiğimizi beyan ederken ama rakamlar hiç bunun böyle olduğunu söylemiyorlar. Her şeyden önce ekmekle başladık. Çünkü ekmek çok önemli bir nimettir. O yüzden evinizde ne olur ihtiyacınız olduğu kadar ekmek alın. Ekmeğinizi böyle kopartarak değil de mutlaka dilimleyerek tüketmeye çalışalım. Ve eğer tüketemediğimiz ekmek var ise onu birkaç gün içerisinde tüketmeyi düşünüyorsanız eğer buzdolabına koyun. Yok daha uzun vadede tüketiriz diye düşünüyorsanız bu kez derin dondurucuya koyun. 3-4 gün buzdolabında bu ekmek hiç bozulmadan kalır. Hatta böyle çıkartıp böyle bir demliğin buharını tutarsanız da yumuşacık olur. Ama derin dondurucuya koyarsanız 3 ay, 4 ay sonra dahi çıkardığınızda bu ekmek yumuşacık, hiç bozulmamış olarak sofranızdaki yerini alacaktır. Toplu yemek yenilen yerlerde de
ne olur parasını biz vermiyoruz diye böyle ucunu kopartıp ekmeği kopartmak, onu atmak ya da ekmeği alıp böyle peçete gibi kullanıp ağzınızdaki yağı alıp yere bırakmak en azından şu nimetlere karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. Toplu yemek yediğiniz yerlerde, açık büfelerde bir şekilde nasıl olsa istediğimden istediğim kadar alırım mentalitesiyle gitmeyin. Onun bir nimet olduğunu, onu israf etmenin de ayıp olacağını, günah olacağını bilerek, kıymetini bilerek onu alın, kullanın. Sadece bununla değil, bu ülkenin taşında, toprağında, bitkisinde, her türlü kaynağında iktisatlı olmamız lazım. Yani tasarruf öyle bir şeydir ki eğer dikkat edilmezse gerçekten insanları, aileleri çok zor duruma düşünebilir. Bu kişisel olarak böyle. Ama ülke olarak düşündüğümüzde dünyanın şu karışık durumlarında eskiden kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiydik. Hala öyle olabiliriz. Hala aynı toprakların üzerinde yaşıyoruz ve daha da gelişmiş insan gücüyle, akıl gücüyle varız artık. Ama bütün mesele İçinde bulunduğumuz nimetleri anlamak, bilmek ve kıymetini değerlendirerek bütün bunları yapabiliriz. Yoksa elimize geçirdiğimiz her şeyi attığımızda bir taraftan 125 milyonu açlıktan ölmek üzere olan 800 milyon insan varken siz ekmeğinizi atıyorsanız, eğer sokaklarınızda kediler, köpekler yemek bulamayıp zor durumda geziyorken siz bunları hala çöpe atıyorsanız lütfen vicdanlarımızı böyle bir harekete geçirelim. Harekete geçirelim çünkü sizin çöpe attığınız bu nimetler bir başka canlı için hayattır, candır. Bir başka canlıyı ayakta tutabilecek en önemli etkenlerden bir tanesidir. Ne olur? İyi insan olmak aslında son derece kolay bir şey. Yani ekmeğimizi paylaşabilmek diye bizde bir deyim var, değil mi? Yemediğimiz ekmeğimizi paylaşabileceğimiz bir sürü insan var. Siz yiyeceğiniz kadar ekmek alın ya da fırınlarda işte bu askıda ekmek şeyleri var. Çok Osmanlı'dan beri gelen çok güzel bir modeldir bu. O aynı zamanda başka insanları da düşünüyorum demektir. İhtiyacı olan, parası olmayan bir insanın da gelip karnını doyurabileceği bir toplum düzeni gerçekten birbirini seven, sayan, saygılı bir toplumu ifade eder. Bana ne, ben kazanıyorum, ister alırım, ister satarım, ister çöpe atarım diye düşünürsek gerçekten bu kaynaklar sonsuz değil. Bunlar bir süre sonra bitecek ve en başta da bunları yapanlar zor durumda kalacak. Nimet, ekmek, çöpe atmayalım, ihtiyacı olanlarla paylaşalım. Bu insan olabildiği gibi bu sokaklarımızda bizden bir lokma bekleyen diğer hayvanlar, diğer canlılar da olabilir. Ne kadar başka canlıları da düşünürsek gerçekten o kadar iyiyiz. O kadar vicdanımızı, merhametimizi bir parça böyle bir yıkayalım, bir temizleyelim. Onları bütün böyle insanlara açalım. Çünkü insan olmak bunu gerektiriyor.